Şimdi deprem baktığımız zaman ülkemizin bir gerçeği, ülkemizin büyük bir kısmı deprem riski altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda yani depreme dair ülke olarak da bir hassasiyetimiz olduğunu söylememiz lazım. Fakat buradaki en büyük handikapımız belki de yani depremin bir doğa olayı olduğunun ve belli aralıklarla tekrar ettiğinin unutmamak gerekiyor ve buna dair de gerekli önlemleri veya gerekli adımları atmamız gerekiyor. Şimdi bina bazlı baktığımızda ise depremin binalara olan etkilerini göz önüne aldığımızda ise aslında binaları da belki işte günlük hayatımızda kullandığımız araç gereçlerle özdeşleştirebiliriz. Onların da bir ekonomik ömrü var. Onlar da işte belli barınma ihtiyacımızı karşılamak için kullandığımız birimler olarak düşüneceğiz. Yine bu anlamda düşünecek olursak zamana bağlı bu binalarda yıpranmalar, deformasyonlar meydana gelebiliyor. Ya da binaların yapıldığı yıl itibariyle kullanılan yapım teknikleri ve malzeme kalitesinde farklılıklar gözlenebiliyor. Yine teknolojiden de örnek verebiliriz. Kullandığımız teknolojik cihazların da zamanın ilerlemesiyle beraber geliştiğini, yeni özelliklerin bu cihazlara katıldığını görüyoruz. Yani binalara dair de bu durum geçerlidir. Gelişen teknolojiyle beraber de hem malzeme kalitesi açısından hem de yapım teknikleri açısından daha iyi bir düzeye geldik. Fakat mevcut yapılar için ciddi anlamda bir risk durumunda olduğunu söylemek gerekir. Hem kullanılan malzeme kalitesi açısından hem de yapım teknikleri ve tasarım kuralları açısından özellikle 99 depreminden sonra ciddi aşamalar kaydettiğimizi söylemek mümkün. Ya bu noktada belki de 99 Kocaeli depremini bir milat olarak kabul edebiliriz. Burada tabii dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi 99 yılı veya işte daha öncesinde yapılan mevcut yapıların durumu belki ele alınabilir. Yakın zamanda TÜİK'in de açıklamış olduğu verilerde özellikle Kocaeli bölgesinde iki yapıların %51,5'unun olası bir deprem durumunda deprem riskiyle karşı karşıya olabileceğine dair bir vurgu var. Bu anlamda tabii ki Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ve yerel yönetimlerinin de halihazırda çalışmaları yapılmakta ve kentsel dönüşüm uygulamalarıyla risk teşkil eden bölgelerde gerekli risk tespitlerinin yapılıp dönüşüm amaçlı faaliyetlerin sürdürüldüğünde de şahit oluyoruz. Bakanlığın ve yerel yönetimlerin yürütmüş olduğu çalışmalar dışında da vatandaşlarımız bireysel olarak yine bakanlığın yetkilendirmiş olduğu lisanslı kurumlara başvurarak yapılarının mevcut deprem riski durumunu güncel yönetmelik kriterlerine göre öğrenebilirler, bunu talep edebilirler. İzlenecek olan bu adımlarla beraber deprem esnasında oluşacak can ve mal kaybı riskini en aza indirme yoluna gidebilirler.